Arkadaşlar şimdi kimya dersinden indikatör olarak tanıdığımız ayraçlardan bahsedeceğiz. Ayraçlar daha çok ezber gibi görünse de her sorunun altında parantez içinde size verilecek bir bilgidir. Bilinmeyen bir maddenin tespitinde kullanılacak moleküllere biz ayraç adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi organik maddelerin tespitinde kullanılan birkaç ayraç tipinden bahsedeceğiz ve birkaç soru üzerinde de kurgulama gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz ki gilikoz, nişasta, selüloz ve gilikojen birer karbonhidrat molekülü. Bir ortamda gilikozun var olup olmadığını Benedik çözeltisi ya da Fehling çözeltisi adı verilen çözeltilerle gilikozu tepkimeye soktuğumuzda, hafif de reaksiyonu biraz ısıttığımızda rengin kiremit kırmızısına dönüşmesinden anlıyoruz. Yani burada şöyle dersek eğer bir deney kabında bir X maddesi var ve üzerine siz Benedik çözeltisi yerleştiriyorsunuz ve benedik çözeltisiyle renk eğer bu ilk sıvısının rengi kiremit kırmızısına dönerse o zaman ne diyorsunuz arkadaşlar bilinmeyen madde neymiş glikozmuş. Nişastanın tespitini arkadaşlar lugol çözeltisi ya da iot çözeltisi anlarız. Eğer bilinmeyen maddenin üzerine iot dökerseniz renk mavi siyaha dönüşüyorsa bilinmeyen madde neymiş nişasta. Örneğin patatesin üstüne tentür dökerseniz tentür kırmızı renkli bir çözeltidir ve rengi siyaha dönüşecektir. Selülozun ayrıcı iyotlu çinko klorürdür. Eğer ortamda bilinmeyen madde selülozsa renk açık mavi yeşile dönüşecektir. Eğer glikojenin üzerine yine iyot çözeltisi dökerseniz bu sefer de renk hafif kahverengi ve kırmızıya dönüşecektir. Şimdi proteinlerin tespitinde kullanılan ayraçlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biyuret ayracı proteinlerle tepkimeye girdiğinde renk mor renge dönüşecek. Tekrar edelim bunları ezberlemekten ziyade soruların altında nasıl kullanacağınıza dikkat etmeniz gerekir. Ama bir soru kurgularsak örneğin bir kabın içerisine derişik nitrik asit çözeltisi döktük diyelim ve kabın içinde de süt var sütün rengi eğer siz derişik nitrik asit döktükten sonra sütün rengi sarıya döndüyse o zaman sütte ne varmış diyeceksiniz proteinle gerçekten de süt protein kökenli bir besindir. Bilinmeyen maddenin yağ olup olmadığını örneğin beyaz kağıtla bilinmeyen madde temas ettiğinde kağıtta saydam bir leke bırakıyorsa o zaman o madde yağdır dersiniz. Ya da sudan 3 isimli bir ayraç kullanılıyor. Eğer bilinmeyen bir sıvının üzerine sudan 3 ayıracı dökülürse renk kırmızıya dönüşürse arkadaşlar buna da bilinmeyen madde yağmış denir. Peki asit ve bazların tespitini nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunlar önemli yalnız. Bunları sürekli sorularda kullanacağız. Fenol kırmızısı çözeltisi bazlarla koyu kırmızıya, asitlerle sarıya döner. Peki ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Örneğin bir deney ortamına şöyle der. Çimlenmekte olan çimlenmekte olan tohumlar yerleştirdiniz ve buraya bir de fenol kırmızısı çözeltisi yerleştirdiniz. Peki nasıl kullanacağım bunu? Arkadaşlar çimlenmekte olan tohum bir kere solunum yapar. Solunum sonucu karbondioksit açığa çıkar ve karbondioksit ortamı asit yapar. Oluşan asidik etki fenol kırmızısıyla tepkimeye girdiğinde o zaman bu çözeltinin rengini sarıya dönüştürür. O zaman bunu da böyle kullanmış olduk. Ya da hepimizin çok daha net bildiği turnusol kağıdı. Turnusol kağıdı bazlarla mavi asitlerle kırmızıya döner. Mesela mide öz suyunuza turnusol kağıdı daldırırsanız kırmızıya, ince bağırsak öz suyunuza turnusol kağıdı daldırırsanız bu da ne olacaktır? Mavi. O zaman ince bağırsağımız bazik bir ortamdır. Yani alkalidir. Oysa midemiz ise kuvvetli asidik bir ortamdır diyebiliriz. Ve geldik karbondioksitin tespitine. Biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Karbondioksit asit etkisi yapar. O zaman fenol kırmızısıyla rengi sarıya döner. Buradan tespit edebildiğiniz gibi şöyle de diyebilirsiniz. Ben şöyle anlatmayı seviyorum. Bacanak yani baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit. Tamamına karbondioksit tutucu diyoruz arkadaşlar. Ve özellikle şu kireç suyu. Bakalım. Kireç suyu ile karbondioksit tepkimeye giriyor. Karbondioksit için ne demiştik? Asit. Kireç suyu baz. Asitlerle bazlar tepkimeye girerse tuz oluşur ve su açığa çıkar ve bir kalsiyum karbonat oluştu Ve arkadaşlar eğer siz kireç suyu bulunan bir kaba üflerseniz kabın dibinde bir çökelti görürsünüz. Çünkü siz üflediğinizde solunum havanızda karbondioksit var ve bazik olan kalsiyum hidroksitle tepkime girecek ve kabın dibinde beyaz bir çökelti oluşacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak da burada oksijenin tespitinden bahsedeceğiz. Eğer bir ortamda oksijen varsa bir alev parlar ya da eğer ortamda oksijen yoksa oradaki bir mum sönecektir diyebilirsiniz. Thank <music> you.